sözler dinlesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, onun müsaadesi, izniyle bir programa daha başlıyoruz gönül dostları. Kanal Avrupa ekranlarını açıp ekranlardan izleyen veya www.kanalavrupa.tv yazıp internet üzerinden izleyen, sanal alemden izleyen gönül dostlarına canı gönülden selam olsun. Bugün bir programa daha başlama fırsatını veren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Çok güzel bir programla, biliyorsunuz, gecikmeli olan işler devamlı sonradan bereketli oluyor. Bizim son zamanlarda gördüğümüz programlarda ne zamanki program biraz aksadı, geç başladık, o zaman daha güzel şeyler çıktı ortaya. En azından zaman daraldığı için pres oluyor işler. Buradaki personel de memnun kalıyor, izleyenler de memnun kalıyor.
İnşallah güzel bir muhabbetimiz olacak. Çok değerli bir konuğumuz var. Şampiyon bir konuğumuz var. İnşallah onunla güzel sohbetler edeceğiz. Onun haricinde ilahiler okuyacağız. Bugün baş başayız. Hüseyin'im bugün istirahatte. Ona selam olsun. Emre kardeşim de bugün izinli. Biliyorsunuz cümlesi alışkanlıkta. Emre kardeşim bizim Fahri doktor. Yani yakında şu anda asistan, yakında doktor olacak. O yüzden bazı operasyonlara giriyor. O operasyon da buradan önemli olduğu için ona bazen böyle geçit veriyoruz. Debreli Hasan'dan bir kahramanlık türküsüyle başladık. Bugün ilahiler de bize her zamanki gibi Umut Elekçi kardeşime eşlik edecek. Nefesi de Cenab-ı Allah nefesine zeval vermesin. Murat Çakmaz kardeşim eşlik edecek. Kanunsuz iş yapmamıza önce Allah müsaade etmesin. Sonra burada da Recep Hoca müsaade etmesin. Kanunumuzda o eşlik edecek. İnce ayarımızda da, gönül nakışlarında da Selahattin Dursun kardeşim burada duracak, bekleyecek tetikte. O bizim gönül ayarcımız. Bu hafta Cuma günü Hamburg'da bir etkinliğe davet edildik, katıldık. Bilmiyorum isim söylemek yanlış mı olur ama Türkiye'den habercilerden tanıdığımız veya televizyonlardan tanıdığımız Uğur Dündar, Atilla Bey ve Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk oradalardı. Orada da benim açımdan üzüldüğüm bir olaya şahit oldum. Onu şimdi anlatsak mı? Şimdi anlatmayalım, biz sohbetimize geçelim. Sonra inşallah o mevzuya da geçelim. Orada çok hakikaten sizin de ibret alacağınız bir mevzuya tanık olduk. İnşallah bunu da buradan paylaşmak isterim. İsmail Çetinkaya bugün konuğumuz. Bize sohbet etmek için, sohbetimize eşlik etmek için ulaşmak isteyeceğiniz numaraları Mesut kardeşim, Oktay kardeşim şimdi alt yazı olarak geçecekler. Facebook'tan da Hadi Öztürk denilen o zatın, o arkadaşın adresinden yazın. O sayfadan isteklerinizi, mesajlarınızı, soracağınız sorularınızı mail olarak yazmak isterseniz gurbetten silaya@kanalavrupa.tv adresine yazın. Onları da okuyacağız. Hemen İsmail'imle sohbete geçiyorum. Dedik bugün bir şampiyon ağırlıyoruz. İnşallah burada birkaç şampiyon daha ağırlayacağız. Tam profesyonel bir insanla bugün spor sohbeti yapacağız. Sporun haricinde çok yönlü çalışmaları olan bir kardeşim. İnşallah siz de son derece memnun kalacaksınız. İyi ki tanıştık diyeceksiniz. Ben şimdi İsmail kardeşimle sohbete geçiyorum. İsmail, hoş geldin. Evet. İsmail Çetinkaya'yı insanlarımız, spor severlerimiz televizyonlardan, sanal alemden tanıyorlar. Özellikle bu kafes dövüşü diye adlandırılan o dövüşlerden, ringlerden tanıyorlar. Bir şampiyonla karşı karşıyayız. Bugün bu sporun haricinde yaptığın aktivitelerle ilgili konuşacağız ama İsmail Çetinkaya kim? Şöyle sen dilinden kısa bir özet alalım.